Merhaba, hepinize saygılar sunar, güzel günler dilerim. Bu yayından bir süre önce İYİ Parti lideri Meral Akşener'le bir telefon görüşmesi yaptım. Ona bazı sorularım oldu. O sorular aslında kendisi hakkında söylenen önemli bir söz üzerineydi. O sözü söyleyen de Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan. Bizim o telefon görüşmemizden bir süre önce Türkiye Büyük Millet Meclisi'ndeki AK Parti grubuna, biliyorsunuz aynı zamanda AK Parti Genel Başkanı, hitap ederken sözü Meral Akşener'in Cumhurbaşkanlığına aday değilim, başbakanlığa talibim sözlerine getirdi. Ve dedi ki bunu mecburen söyledi. Çünkü Millet İttifakı'nın, hep AK Parti'nin tezi ya, gizli ortağı olan, gizli müttefiki olan, gizli üyesi olan HDP veto etti Meral Akşener'in Cumhurbaşkanlığı adaylığını. Bu yüzden de işte ne yapsın, içine sindirdi başbakanlık olmayan makamı diyor. Yani olmayan makam derken de şunu kastediyor: Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemine biz devam edeceğiz diyor. Yok ki diyor. Oysa İYİ Parti'de diğer pek çok muhalefet partisi gibi zaten biz bu sistemi değiştireceğiz diyor. Yani İşte bu sözleri sormak için ben Meral Akşener'i aradım. O da sağ olsun telefona cevap verdi. Konuştuk. Erdoğan'a oldukça sert bir cevap verdi. Dedi ki, notlarımdan okuyorum: Erdoğan A Haber'in haberlerini izlemeye devam etsin. Seçim sonuçlarını da A Haber'in ekranlarından izler. Bizim dedikodularla, iftiralarla, gıybetle kaybedecek vaktimiz yok. Vatandaş bizden çözüm bekliyor. Biz de vatandaşların dertlerini dinlemeye, onlarla iç içe olarak dinlemeye devam edeceğiz. Tekrar edeyim mi kaçıranlar için? Diyor ki A Haber'in haberlerini izlemeye devam etsin. Erdoğan seçim sonuçlarını da oradan izler. Bizim dedikodularla kaybedecek vaktimiz yok diyor. Yani kendisi hakkındaki bu, işte HDP veto etmiş falan, bunları da dedikodu olarak sayıyor. O dedikoduların kaynağının da A Haber olduğunu ima ediyor. Şimdi bu Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde oldukça hararetli bir başlangıç olduğunu, hani 1 Ekim'de açıldı, siyasi tartışmaların yani kış boyunca daha da sertleşeceğinin işaretlerini veriyor. Bir işaret daha var bugünden, onu da size söyleyeyim. Kemal Kılıçdaroğlu Erdoğan'ın konuşmasındaki bir başka bölüme çok sert tepki gösterdi ve ağır sözler söyledi. Erdoğan dedi ki bu anayasanın ilk 4 maddesini işte hep konu ediyorlar bu CHP'liler, aslında onlar kaldırmak istiyor. Bu ona tepki gösterdi. Kılıçdaroğlu da dedi ki buna karşılık, ya benim söylediğimi zannediyor dedi. Bir AK Parti ileri geleni bu lafı etti. Yani anayasanın ilk 4 maddesinin kaldırılabileceğini söyledi. Yani ilk 4 maddesi derken hep ne kastediliyor biliyorsunuz değil mi? Laiklik. Yani siyasi İslamcılar, bir kesim siyasi İslamcılar Türkiye Cumhuriyeti'nin laik bir devlet olmasını içlerine sindiremiyorlar ya. 100 yıldır sindiremediler. Şimdi burada da bunu derken demek istiyor ki işte zaten hani şey, laiklik kaldırılsın. Ne gerek var yani? Din işle, devlet işleri de din işlerine göre ayarlansın kaygısı var. Şimdi diyor ki Kılıçdaroğlu da, ya benim söylediğimi zannediyor diyor. Ben söylemedim diyor. Bunu bir AK Partileri, ondan sonra işte esas ağır sözünü söyledi Kılıçdaroğlu. Dedi ki Cumhurbaşkanı'nın sağlam raporu alması devlet güvenliği meselesi haline gelmiştir. Cumhurbaşkanı'nın sağlam raporu alması bir devlet güvenliği meselesi haline gelmiştir diyor ana muhalefet lideri Kemal Kılıçdaroğlu. Ne zaman diyor bunu? Amerikan basınında da Cumhurbaşkanı'nın sağlığına dair ağır yazılar, ağır yorumlar çıkmaya başladıktan sonraki, onları takiben biliyorsunuz işte Erdoğan'ın o kısa, sanki böyle işte çok ateşli bir basketbol maçıymış gibi basketbol oynayışı görüntüsü verildi basına. Şimdi hani bu gelişmelerin üstünde şimdi Erdoğan'a diyor ki sen git bir bağımsız bir tıp kuruluşundan sağlam raporu getir diyor. Neden? Ya benim söylediğimi zannediyorsun. Kendi adamının söyle. Kendi adamı kim? Kendi adamı Cumhurbaşkanlığı'nın Yüksek İstişare Kurulu Başkan Vekili. Yani iki numarası. Erdoğan'dan sonra iki numarası İsmail Kahraman. İsmail Kahraman demedi mi
dindar bir anayasa lazım bize. Bu artık laiklik filan bunları bırakabiliriz. İlk dört maddede değişebilir dedi. Hani bunun acaba bir MHP'yi kışkırtma ve anayasa değişikliğine ve seçim yasası değişikliğine kalkışmama, mevcut halde devam etme boyutu da var mı? Bu söylediğim spekülasyon. Ama her şey geliyor artık aklımıza. Her şey geliyor aklımıza. Kılıçdaroğlu da diyor ki ya İsmail Kahraman'ın söyledi. İsmail Kahraman'ı da hatırlatalım. Geçen de bir hatırlatmıştık. İsmail Kahraman daha önce meclis başkanlığı yaptı, bakanlık yaptı. Ve kendisini 1968 öğrenci olayları, 68-69 o meşhur kanlı pazar, 6. filonun gelişini protesto eden işte solcu öğrencilere saldırılması, solcu öğrenci ve işçilere saldırılması. Hani o şey hikayeleri vardır ya işte 6. filonun uçak gemisine karşı namaza durma falan, yani bütün bu şeyler, iddialar. Yani orada Milli Türk Talebe Birliği'nin başkanı İsmail Kahraman. Yani o olayların da hakikaten aktörlerinden biri. Şimdi onun dediği lafı Erdoğan diyor ki bunu CHP'liler söylüyor. Sanki CHP laikliğin kaldırılmasına yanaymış gibi. Ama gerçekten siyaset çok kızışıyor. Yani Erdoğan'ın burada hani Millet İttifakı'nın kendi arasındaki sorunları artık parti grubunda, meclis grubunda dile getirmesi, Cumhurbaşkanı olarak millet enflasyon derken, millet işte geçim sıkıntısı derken, pahalılık derken, değil mi? Bu zincir marketler işi çıktı bir anda. Fatih Özatay var. Profesör Doktor Fatih Özatay. Çok önemli bir iktisatçı kendisi. Daha önce Merkez Bankası'nda da çalıştı. Para Politikası Kurulu'nda da çalıştı. Kendisi yani öyle bir pratikteki işte, deneyimi de var. Sadece kitabi deneyimi yok. Diyor ki ya bu fahiş fiyatlar, enflasyon düşürülebilir. Kolay da düşürülür ama bunun yolu öyle tanzim satış mağazası açmak değildir. Önce diyor şu Merkez Bankası'nın bir bağımsızlığını geri verin. Ondan sonra diğerlerine sıra gelir. Önemli sözler. Yani şimdi böyle uçuk kaçık şeyler var. Efendim alışveriş merkezleri otoyollarda kurulacakmış. Kimse gitmesin diye. Ya bir kere alışveriş merkezlerinde üretilen ekonomi ne kadar? Yani biz pahalı olsun istemiyoruz ama şimdi tek tek sayan gazeteler, gazeteciler oldu. Yani Erdoğan'ın orada Tarım Kredi Kooperatifinden aldığı ürünlerin aslında piyasada, bırakalım şeyleri, hani zincir marketleri, bakkal fiyatlarının da üstünde olduğu artık kanıtlandı. Ortada. Üstelik zarar ediyorlar Tarım Kredi Kooperatifleri. Şimdi devlet kesesinden biraz daha efendim 1000'e yakın mağaza açılacakmış. Daha fazla, daha pahalıya satıyorlar. Yani böyle bir gerçek de var. Şimdi bunlara değinmiyor Erdoğan. Düşünün, ülkenin cumhurbaşkanı. Pek çok dış ve iç sorun var. Pek çok ekonomik sorun var. Vatandaş bunlardan bahsediyor. Erdoğan ülkenin bir numaralı sorunu olarak neredeyse efendim HDP gizli ortakmış, onu veto etmiş de işte İyi Partiler de buradan, İyi Partililer bir ders çıkaracak, diyecekler ki ha biz o zaman hadi gidelim Cumhur İttifakı'na katılalım. Yani bunun altındaki satır aralarını okuduğumuzda karşımıza çıkan şey budur. İşte o yüzden de şey diyor ki Akşener diyor ki yani size az önce aktardığım sözlerinde Akşener diyor ki ya tamam sen kendi aleminde yaşamaya devam et, sen yani A Haber'i izlemeye devam et demek bu. Cumhurbaşkanına diyor ki sen kendi aleminde yaşamına devam et, bu dedikodularla biz ilgilenmiyoruz. Bunlar dedikodudur demek istiyor bir yerde. Seçim sonuçlarını da A Haber'den izlersiniz artık derken de hani oturursun evinde izlersin anlamında söylüyor zannediyorum. O kadar şey değil fakat hakikaten siyasi kavga ateşleniyor biraz. Bu kebapçı meselesi vardı, bölücü kebapçılar. Bu sosyal medyada biliyorsunuz epey bir hani mavrası yapıldı, şakaları yapıldı filan. Akşener yine grup toplantısında kebapçı çıkarttı. Biliyorsunuz bir kebapçı vatandaşı çıkarttı. Dedi ki ya kardeşim biz kebap yapıyoruz, pide yapıyoruz. Biz bölücülük falan yapmıyoruz. Yani o da kimin sözüydü? O da Milliyetçi Hareket Partisi lideri Devlet Bahçeli'nin sözüydü. Yani işte kebapçılar bölücülük yani kebap yiyorlar, bölücülük yapıyorlar falan. Yani buraya mı düştü siyaset? Siyaset buraya mı düştü? Bakın
Ne dünkü yayında ne dedik? Değişim rüzgarları var dedik. Ama değişim rüzgarlarından dedik, iktidar başka şey anlıyor, muhalefet başka şey anlıyor. İktidar değişim deyince, efendim seçim yasasını değiştirelim, anayasayı değiştirelim ki iktidar korunsun, devam edelim. Muhalefet de diyor ki, yani muhalefetin değişiklikten anladığı da sadece Erdoğan'ın görev değişikliği değil, sistemin de değişikliği, yani bu Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi denilen ve ülkeyi giderek bir tek adam yönetimine sürükleyen bu sistemin değişmesini, yerine daha adil, temsil niteliği daha yüksek bir parlamenter sistemin, bağımsız yargının gelmesini istiyorlar. Fikret Bila gazeteci arkadaşımız bu 6 partinin dünkü 5 Ekim günü toplantısından 10 tane ilke düzeyinde anlaşma çıktığını, bunların da genel başkanlara sunulup ona göre bir daha gözden geçileceğini söylüyor. Bunların arasında, yani birinci sırada zaten Cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminden kurtulmak geliyor. Birinci sırada geliyor. Ama başka şeyler de var. Mesela özgür basın var. Bağımsız yargı var. Hatta bakın, partileri sayalım mı tekrar? CHP, İyi Parti, Saadet, Demokrat Parti, Deva Partisi, Gelecek Partisi. Bakın bunların sadece CHP merkez solda, diğerleri değişik oranlarda sağda. Bunlar diyor ki Kürt meselesi meclis çatısı altında çözülecek. Meclis çatısı altında ve üniter yapıda çözülecek. Şimdi bunlar gerçekten değişim rüzgarları. Ama buna ayak uyduran, uyduramayan siyasetçiler olacak. Bakın çok erken belden aşağı vuruşlar başladı. Çok erken belden aşağı vuruşlar başladı. Siyaset oldukça hararetleniyor. Biz de işte yakından izliyoruz. Sizlerle paylaşmaya da devam edeceğiz. Elimizden geldiği kadar yeni bir yayında yeniden karşınızda olmak umuduyla.